Arkadaşlar, Part 4'e hoş geldiniz. Video girmeden önce ben bir önceki partta yer alan tasarımda kullanılan ikonları buldum. Fontları da buldum. Bunun için ekstra araştırmamıza gerek yok. Ben zaten açıklama kısmına paylaşıyor olacağım bunları. Magnum Sans diye bir font kullanıyormuş. Ben de bir font diye bir klasör yarattım. Ve PubSpec dosyasına şöyle bir ekleme yaptım. Dilerseniz şöyle göstereyim. Şurada fontları değiştirdim. Şöyle göstereyim. Evet. Medium yaptım şu bold olanları. Extra light yaptım şu kısımları da. Şunları falan ellemedim. Gerekirse onları da elleriz. Bir şey dikkatimi çekti videodan önce. Burada verdiği box shadow offset'i var. Yani tam center'da değil, 0-0 değil. Y aksında biraz daha aşağıda. 5-11'imli. Dilerseniz o kısımları bir hemen halledelim. Zaten şurada navigation var. İkler içerisinde menu item. Menu item içerisinde de evet. Box shadow buradaymış. Aslında bunun bir de offset'i oluyor. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama. Yani şuradaki kırılma var. Göz gezdirelim. Evet. Biraz daha saydam kısım. Yani düz 5 desek. 8 desek. Yani o zaman biraz opacity verelim. Böyle bir imkanımız da var bu arada. Çok az oldu bu. Evet, 8 değil de sanırım bunu biraz daha yaymak mantıklı olacak. Evet, daha iyi. Şu kırılmayı da halledelim. Sen 4 demişiz. 90 olsa. Tabii. Şimdi 13. 13. İçeriden basic verdik ama şimdi 96 diyelim. Yani aslında tapta sıfır diyebiliriz. Şurada da çok kırmamak istiyorum da onaylamaya çalışıyorum.
Evet. 96 90 olsa. Hafif kırılmayı şurada görebilirsiniz. Evet. Sanki 90 daha ideal bir seçim. Evet. En azından mevcut tasarıma çok yakın. Şu kısmı da eleyebiliriz biraz. O da aslında o da şöyle bir yapıya sahip. O da aslında şöyle bir yapı daha. Ve onu da şöyle bırakıp Batım. Daha rahat. Şu şeyi çok fazlaymış. Border radius. Biraz daha tasarıma bakalım. Bayağı bir aslında bir 10 değil de 8 olsa. Evet. Çok daha iyi gözüküyor. Tabii şu kırılma iyi değil. Çözmek lazım. Evet. 20 desek. Desek. Evet, zaten şuraya aslında çok iyi oturdu ama boşluklar çok fazla. Yani. Biraz daha iyi. Şöyle bir yan yana tutalım. Daha yakınsak bir tasarım aranızına. Biraz şundaki üstü biraz daha olursa gözü çok batmaz hem. Evet. Gayet güzel duruyor. Şimdi dilerseniz şuradaki ikonları yerleştirelim. Şimdilik bu ekranlarımızı kapatalım. Hanging Light'ın font tunu da verelim. Bu da alsın kendini. Bu da oradaki gibi şey mi? Extra light mı? Yokmuş. Aynıymış. Medium'muş o da. Evet. Evet, bunu da kullandık. Bir de font size.
16 daha mı ilerli acaba? Yani evet. Burada biraz daha nacizane Bolt mu kullanmalı acaba? Evet. Bolt daha iyi. Tamam. İkonlarımız buradaydı. Ama biz ikon kullanmayacağız. İmaj asetlerimizde icons içinde yanılmıyorsam böyle bir ikon olmalı. Tamam. Yerini şaşırmışız. Olur öyle. Zaten hata verdi. Virgül koymuyorum şu. Evet. Şimdi vitini 24 yapalım. Evet, 24 gayet ideal. Kopyalayalım. Aslında o şurası olacaktı. Şu kısım yani. Evet. Burası ikonun ismini unuttum ama Hurt. Çok iyi. Evet. Bir de buraya sepet ikonu lazım. Zaten bir önceki ekranda kullandığımız için ezberimizde var. Evet. Perfect. Baktığımda yaklaşık aynı duruyorlar. Şimdi öbür tarafı da 24 yapmıştık. Ben videodan önce 20'ye çektim. Bütünlük açısından kesin bunlar da 20'dir. Bunları da 20'ye çekelim. Evet, 20 daha iyi duruyor. Bu kısım burası. Tamam. Gelseniz şurada geçelim. Şimdi önceden biz buraya kolon yaratmıştık. Kolon içinde de row vardı. Evet. Şimdi neredeydi o? Evet, bu kısım. Şimdi row'umuz bitti. Şimdi row'un ardından ben bir row daha yapacağım. Sebebi de bu row içerisinde evet bunlar da belirtilebilir. Bir konteyner olacak. Konteynerin width'i normal genişliğin üçte birinden biraz daha az. Şimdi neden biraz daha az? Şimdi şöyle düşünelim. Mevcut tasarımda zaten genişlik burada. Şu kadar bir genişlik var. Burada yer alan borderların, köşelerin 1 piksel olduğunu düşünelim. 6 piksel kafadan zaten eksiliyor. Arada da iki özellik olduğu için, iki boşluk olduğu için onar biriminden 26 birimlik bir boşluk gelecek. Bu statik bir yapı olduğu için böyle yapıyoruz şu an. Height'ı da karesel bir tasarım anladığım kadarıyla width'le aynı olsun diyorum. Decoration lazım bana. Çünkü border ekleyeceğim. Color main color olabilir. Virgül. Border şöyle olabilir. Şimdi bana bir hata verdi.
Neden böyle bir şey yaptı? Şuraya şunları eklemeyeyim. Belki bundan yapıyordur. İlginç. Şimdi bir ovum bitti. Ovun içerisinde değilim. Çok ilginç. Evet. Deneme alma yöntemini öğreneceğiz. Hala hata vermekte. O zaman inspector kullanalım. Şimdi burada stack yaratmışız. Evet. Stack'in içerisinde de İlginç. Evet, tek yarattığım için genişliğini çocuğa göre ayarlamamış. Tamam. Hiç problem değil. Bunu kolon yaparım. Bir de şu target'tan dolayı patlattı. Bir daha çalışsın. Şimdi zaten şu kısım mecbur row olmalı. İçerisindekileri konteyner olarak tanımlayacağız. Konteynerin içerisinde de çocuk olarak kolon yapıp 3 tane row olacak kısacası. 3 tane item olacak. Bir çalıştırırsın. Build etti. Bir kere yükledi. Tıklıyorum. Bana dedi ki Parent'a widget positioned. Widget must be placed directly inside widget. Tamam dedim. Konteyneri de kaldırdım ortadan. Neden böyle bir şey yaptığını anlamadım. Şimdi şunu da kapatalım. Tamam. Şunları da alalım. Şimdi benim burada sistemim olmadan önce burada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Böyle yapmamalıydı. Çünkü ben bir tane row yarattım ve altında 8'e geri kalan viti kadar ayrılacağı bir alan ayarladım. Yani oradaki taşma olması lazımdı. Emin olmak için yeniden bir başlattım. Şimdi daha bir kesin olarak, temiz olarak görürüz.
Eğer yine hata verirse başka bir yöntem mi uygularız? Evet. Demek ki o anlık bakta kalmış. Şimdi bunu tabii ki de bir çocuğu olacak. Şu kısım için konuşuyorum. Bunun kolon olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Kolonda da evet. Pozisyon attığım için stack koyayım demişim. Peki. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi siteyi kısıtlayabiliriz orada. Şöyle. Evet. Gayet hoş. Şimdi 64 değil de 62 mi yeterli? 60 ideal. Evet. Şimdi stack bu sefer sınırlandı. Demek ki siteye özgür bitmemek ki. Tamam, bunu kaldırabilirim. Şimdi bu konteynerim bir çocuğuydu kolonumun. Şimdi ben bir row ekliyorum buraya. Row'umda bir konteyner olması gerekiyor demiştik. Widi. Şimdilik hatta 200-200 olsun bu da. Tasarlarken öğrenelim. Dedi ki box decoration gerekiyor dedik. Bir radyus lazım. Şimdilik 20 verelim. Evet. Border ol olsun. Color'ı da main color olsun. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Şimdi çok fazla bu. Ölçü olarak 26 birim demiştik. Geldik. Buraya da verdik. Neden böyle oldu? Şimdi bu aslında konteyner annesinden alıyor bitin. Ha, pardon. 3'e bölmeyi unuttuk. Ondan bu kadar fazla oldu. Evet. Şimdi ben bu konteynerden ikişer adet daha yapıyorum. Tasarım iyi gibi ama şimdi bunların aralarına size bug atmak lazım. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bunun son çocuğunda olmayacak bu olay. Yani burada bir en mantıklı yöntem bir builder yapmak. Item builder. Çok daha mantıklı olacaktı. Şimdi şurada bir state widget ekleyelim ve bu Properties kart diyelim. Şimdi bu da ne olacak?
Aslında bir prova olacak. Prova olacak ama şu ikisine ihtiyaç yok. Neden o dedim? Dümdüz konteyner diyebilir miydim? Aslında buna ihtiyacım yok, biliyor musunuz? Bu olayı şöyle alıp return deyip böyle koyup şuradan şöyle kaldırıp burada da biliyorsunuz burası bir anneye bağlı olmalı. Height şu kadar olacak. Çünkü şöyle bir alan olacak ya. Şimdi içerisinde de bir sanırım şurada bir yerde. Evet. Çocuğa padding atmışız. Padding'de bu işi çözmüşüz. Right'a atalım. O da nasıl olsun? Evet. Şöyle yapacağız. Bu değil tabii, yanlış yere attık. Şuraya. İşte aslında burada şöyle bir şey olacak. Dilerseniz şurada bir list. Ya bunu o tarz şekilde de yapabilirdik. Sample data oluşturup stateful widget'ta öyle daha mantıklı olurdu acaba. Ama o zaman da tamam, öyle yapalım. Dilerseniz bunu keselim. Tamam. Continue edelim. Tamam, diyelim ki product card sample data next diyelim. O zaman şöyle yapalım direkt. Stateful properties list diyelim. Misfir bu yıldır context index
Yaptığımız aynı şeyin laciverde burada item class diyorum. İhtiyacım olan ne? String. Tasarıma bakalım. Bir title var. Bir title daha var. Bir de ikonları var. Aslında şöyle yapabiliriz. String. Description. Title. Bir de image pet var. Ne istiyorum? Construction'ı tanımlıyorum. Diyorum ki diyorum. Burada initialize etmem lazım. Listimi yaratıyorum. İnce edeceğim. Diyorum ki sample data. Şimdi bunları sallayalım. Kopyalım gitmesin. Şurada product item yazalım. Konteynerimiz gitmesin diye bunu yaptım. Şurada da o. Şimdilik şöyle bir boşlayalım onu. Büyük ihtimal burada 3 tane olacak ama yani scrollage etmeye gerek yok. Ama item count'um sample datamın length kadar. Return'de ne olacak? Burada item tabii ki de burada. Burada da şeklinde olacak. Şimdi buraya kadar bir sorun yok. Şurada bir hatam varmış. Burada kart yazmışım. Burada item. Sample data kim diyor? Ha tamam. Pardon. Bu zaten properties list kısım. Tamam. Ben de diyorum niye hata verdi? Tamam. Şimdi kapatırsak bu tasarımı yeniden sağlayabilmemiz lazım. Bir takım hatalar geldi. Sebebi tabii ki de arkadaşımızın konteyneri olmaması. Öyle değil mi?
Evet, bir daha bir çalıştıralım. Şimdi bir konteynerde ilk gelmemesinin sebebi burada gene aynı sebepten. Kendini inşallah izlemedi. İçerisindeki konteyneri alamadı o sırada. Evet, yüklesin. Kendine gelsin bir. Evet, açıldı. Tıkladım. Bana diyor ki 68 piksellik bir boşluğum var. Ne yapabiliriz oraya? Şöyle yapalım. Buradan bir yanlışlık var acaba. Üç tane item gelmedi. Buradaki item'i döndürdüm. Bu dediğimin denk çıkadı. Cinayetime 100 dedim. Yani şunları anlamadım. Neden böyle bir şey yaptığını. Yani bu bir robot olmasın. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam, ilk hatadan kurtulduk. Genişlik çok fazla geliyor burada. Şunun bir etkisi var mı diye düşünüyorum ama. Öteki türlü de çizmez. Tamam. Arkadaşımızın derdi belli oldu. Arkadaşımız. Buna takılıyormuş. Evet. Şimdi bize arada boşluklar lazım. Dolayısıyla product item'ın içindeki konteyneri burada geri alalım. Birkaç şeyi. Tamam. Şuraya bir tane scroll direction yatay diye tanımlamıştık. Artık rob olmasına gerek yok. Böyle geri dönecek olursak product item içinde konteyner olacak. Konteynerin de right'ında şey dememiz lazım. Item'a göre isimlendirmemiz lazım. Bunu aslında burada yaparken evet. Şöyle bir kaçamak yolu izlemişiz. Bu product item'ı burada yazmışız. Ama hiç problem değil. Ben buraya
Kodakaytımın yanında. Gönderirsem. Burada da. Evet. Şimdi burada bir olay var. Sadece başlangıç ve bitiş elemanlarında bu mevcut. Yani ya ben onu bileceğim ya da ortanca elemana hem sol hem de sağına vereceğim. Üçten fazla özellik olan ekranlar olabilir mi bilmiyoruz. Burası statik bir ekran. İlkini ve son itemini bilebiliriz. Nasıl bir yöntem izleyelim? Bence şöyle yapabiliriz. Sanki bu stateless'e hiç ihtiyacımız yok gibi geliyor. X'e veya X'e sample data'nın LinkedIn'in eksi 1 ise 10 değilse 0 ekle. Dediğimde bir karmaşa çıktı ama. İlginç. Peki. Buraya vermiyordu bütün bu. Pardon. İlginçtir ki konteynerime beygir katmadı. Peki. Marjinal. Evet. Daha mantıklı. Şimdi şu kısmı niye olmadı onu anlamadım. Son item'ı da attı da yanlış oldu. Çünkü diyecektik ki onun left'ini at. Onda da 11'imlik yap diyecektik. Böylece olacaktı. Şimdi burada bir yanlışımız var. Zaten tasarımın taşmasından da anlaşılmalı. O da 26 birim çıkarmış hatırlarsınız. Witten. Şimdi continue
listemizde bir sıkıntı var. Evet. Aslında buradaki böyle. Bunu nasıl çözebiliriz? Şimdi biraz daha küçüldüğümüzde yemedi. 30 diyelim. Sanki 28 bu durumu kurtarır gibi. Evet. O da mı kurtarmadı? Bir de bu Lisviv'in bir şeyi olmalı. Affedersiniz. Yani burada ismi yapmamızın bir anlamı olmalı aslında. Neyse, şimdilik 29 yapalım. Arkadaş bayağı inatlaştı. Tamam. Şimdilik 30 olsun. Şimdi tasarımız böyle. Şimdi tekstlerimize girelim isterseniz. Şurada. Şöyle yapalım. In a matter of mean. İkonumuzda timer mıydı acaba? Clock. Tamam. O da olur. Sonraki neymiş? Bir şey kulutu. Ambiyansmış kısım. Şu kısım color different variable different. Kısımları alalım. Şu kısım. Paint palet. Şu kısımda light mıydı acaba? Konularda idea. Şimdi bunları aktardık. Şimdi artık burada konteynerimin çocukları olacak. Çocuklarda ne demiştik? Kolon lazım demiştik. Kolonda da ne olacak? Teksimde. Description olacak. Şimdi tek tek bir yerleştireyim şunu.
Pardon. Evet. İlk seferde gelmeyebilir. Gayet normal. İlk seferde initialize ettiği için. Şimdi başladıktan sonra şöyle bir şey göreceğiz. Biz bunları ekledik ama mesela aralarda dikkat ettiğiniz gibi sadece zıplak gerektiren alanlar da var. Fontlara gireceğiz. Sonra description ve butonu hallettikten sonra tutorial'ları bitebiliriz. Evet. Bununla karşılaşacağımızı biliyorduk zaten. Şimdi tekstlerimizin tabii ki de stilleri olacak. Bir kere shift yaptım. Font size 12. Tabii ki de green color metot 2. Evet. Install dediğimiz şey text style font weight. Aslında font weight'e gerek yok. Font family medium, hatta o bolt olsa daha iyi. Şimdi 12 yaptığımız yere 10 yapalım. Evet. Şimdi baktığımızda bunun içinde de bir paging var aslında. Yani aslında bu kolonda paging'e bağlı. Bir 10 birimlik. İçinde bir paging var. Şimdi acaba bu 30 çok mu fazla oldu sayfa için? Bunu bir 20 yapalım. Evet. 20 yaptığımız için artık daha fazla alana sahibiz. O zaman da şuralar 26 olsa, hatta 24 olsa, evet biraz daha iyi gibi. Hatta 22 olsa. Tamam. idealmiş. Tamam, font size'ı bir kısalım. Evet. Bolt yaptığımız yeri de evet. 32 değil de
Bakabilir miyim? Evet. 24 ideal. 32 ideal. Evet, 32 ideal. Şimdi araya bir size box açacağız. Bir de onluk bir boşluk mu var orada gerçekten? Evet, onluk bir boşluk var. Height olarak 21 mi atsak? Total 20 iyi demek. Yani ona onluk bir boş olsa öyle yapacağız o zaman. Tabii 4 olsa. Tamam. Evet, gayet ideal. Evet. Mevcut tasarıma yakın diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu ikinci alanımızı da tasarladık. Hızlıca şu alana geçebiliriz. Şimdi bu alanda bir kolon şu kısımda olacak. Kolonun da iki tane çocuğu olacak. İki robot olacak aslında. Şimdi buraya dönüyorum. Diyorum ki bana bir kolon ekle. Kolonun da iki çocuğu olsun. Eklemeden önce ama maksimum ve başlangıç. Şimdi diyorum ki bu kolonun içerisinde aslında direkt şey yapabiliriz. Description diye bir alan olacak. Altında da bir alan olacak. Evet. Yalnız şunu niye böyle yaptı anlamadım. Maksimum dedim, start dedim. Container'lara. Bizi boğaz bırakıyor. İlginç. Yani tamam o zaman. Çaytında da ya o zaman niye bununla uğraşayım ki? Yaparım.
Evet. Şimdi altını da bir tane eklerim. Çok güzel. Şimdi gelelim isteklere. Şimdi color, main color, font size 24. Bakıyorum. Şimdi boşluğu aldanmayın şuradaki. 24 biraz fazla. Biraz abartılı. Şuraya geldiğimde yani mevcut tasarım baktığımda 18 gibi bir rakam ideal olacaktır. Altta da bir description alanı var. Dilerseniz onu girelim. Teksin aslında başında ve sonunda boşluklar var. Aslında bir height'la bu olayı halledebilirim. Pardon, kusura bakmayın. Yanlışlıkla fıtırın eteş ikonuna bastım. Şimdi 5 birim yaptım. O sırada aslında o sırada şuraya kelimeyi yazabiliriz. Şu kısmı etmeniz. Division. This. Amazing. The nature also filter. It gibi bir yazı. Tamam. Kapatalım. Mevcut tasarımıza geri dönelim. Şimdi 5. Boşluğu ideal. Evet. Geldik buraya. Yazdığımız şeyi attık. Şimdi. Birkaç ayarlama da buna çekelim. Diyelim. Style. Text style. Color. Main color. Font size. 16. Şimdi 16'ya bakıyorum. Ana yazıyla şu aynı tonda. Boyut olarak. Evet. Yalnız bir fark var. Bizde 4 satır şurada burası. Görüntü için nerelere gittik? Görüntü için hoş olmayacağından 17'yi deneyebiliriz. Hala 4. O zaman 15 deneriz. Evet, 15 biraz daha buradaki yapıya yakın. Şimdi burada da
Arada boşluklar var. Testailim. Letter spacing miydi? Aradaki boşlukları arttıran yapısı vardı. Yanlış biliyormuşum. Word spacing. Olabilir mi o? Yani bu da yardımcı olmadı. Height versek. Evet. Height mantıklı. Şimdi height'ımız da evet. Bence gayet iyi. Tasarıma baktığımda zaten onun da yaklaşık olarak satır boşluğu olarak evet gayet iyi. Böyle bir yapısı var. Evet. Şimdi şu yukarıda çok fazla boşluk kaldı. Şimdi bunu çözmenin bir yöntemi var. Height'i çıkarışmam burada. Derim ki zaten bir kolondu bu. 20 birim boşluk atarım. İkisi arasına. Evet, şurada uyarı verdi. 20 birim boşluk atarım. Kolon olduğu için pardon. O 11'inmiş o. 11'im daha boş katarım. Yeterli değil. Tamam. Abartayım biraz. Çok abartmış. Evet, gayet ideal. Şimdi dilerseniz artık tasarımın son aşaması olan butonumuza geçebiliriz. Bu arada şu bizim geçmeden önce properties list dediğimiz yapımızda da bir boşluk yer almakta. Aslında şunun da margin set only tabında birim mi? Çok fazla oldu. Evet, 20 birimlik boşluk bulunmakta. Evet, artık butonumuza geçebiliriz. Gördüğünüz gibi şurada eklemenizi yaptık. Bu bir kolon. Konteyner içerisinde padding'i var. Biz en son bir konteyner ekledik. Şimdi en son bir konteyner daha ekleyeceğiz. Bu da bizim buton konteynerimiz aslında. Dilerseniz buraya final button yazalım. Aşağıya gelelim. Bütünlük açısından şunu şöyle yapalım. Bir tane stateless right now button diyelim. Evet, bu bir konteyner olacak. Ve bitimiz elde olsun şimdilik. Decoration olacak. Aksi kişi 25 color in color child
Center. Chat. Text. Bayne olacak. Stilinde de tekstil, font size 25, color, color white olacak. Şunu çalışalım. Yani bayağı iyi gözüküyor. Bayağı bayağı abartılı gözüküyor gerçi ama. Şimdi daha iyi. Buraya bir bakalım. Evet. Burayı light yapmış. Fontunu. Magnum Sans'ın. Ekstra light'ı gibi gözüktü ama. Evet. 20 değil de. 18 yapalım. Evet, çok daha iyi. Şimdi butonun da dikkat ettiyseniz şu hattan biraz daha mı şey acaba? Yok, tammış. Şimdi buton bir pozisyona uğramış. Ama biz kolon eklemiştik. Şimdi kolona pozisyonu yapamayız. Dolayısıyla aslında bu bir siteğin içinde olacak. Stack içerisinde bu bir position'a uğrayacağız. Container position'ın bottom 24 diyelim. Evet, uçtu. Neden uçtu? Çünkü en son altta yaptığımız kendisini ilişkileyemedi sanırım. Size taksın falan gösteriyor. Evet. Bunun burada. Keşke burada da bana gösterse. Neyse. Aslında burada biraz daha aşağıda ve boşluklar var. Bu olayı şöyle çözebiliriz. Şurada eklediğimiz text'in, daha doğrusu kolonun description için konuşuyorum. Altında da bir 20'lik pay bırakmamız lazım. Altında 20'lik bir pay var şu an. Şu kısma da siteyi şöyle kaldıralım. Tekrar geri dönelim şu kısma. Şimdi 20'likten biraz daha fazla olabilir hatta. Şu olan sanki 20'likten biraz daha fazla. Çünkü şununla şunun arasındaki boşluk biraz daha fazla. 40 birim kadar olabilir. Evet. Daha mantıklı. Şimdi zaten burada noktalayabiliriz gibi geliyor bana. Çünkü dinamik yapılarda da buradaki description arttıkça buy now butonu aşağı inecekti. Şunu yapabiliriz.
Scaffold'umuz içerisindeki kolonumuzun, doğrusu şu kısmın değil de komple sayfanın, pardon, bir scroll alanına ihtiyacı var. Dikey olarak. Artık bu yapı scroll edilebilir yapı. Yani ben by now'u biraz daha aşağı alsaydım, bu yapıda scroll edilebilir yapı olacaktı. Son kez şu back butonuna geri dönme işlemini yazalım. Onu da diyorum ki dilersem pozisyona da yazabilirim, butona da yazabilirim direkt. Biz konteynerine yazalım. Inkwell ekliyorum buraya. OnTap özelliğine geliyorum. OnTap özelliğinde de Navigation, Navigator, Pub Context, pardon, nasıl kullanıyordu? Sanırım root page'e çıkan buydu galiba. Pop context yapıncında çıkıyordu diye biliyorum. Evet, doğru biliyormuşum. Evet. Bu sayede Shopping uygulamamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Eğer benden daha çok video istemek isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Firestore gibi yapıları da kullanıp dinamik olarak nasıl çekildiğini bu tutorialda devam ettirebiliriz. Daha fazla Flutter videosunu çekmeyi düşünüyorum. Farklı programlama dillerinde de video upload etmeyi düşünüyorum. Uzun süredir Ionic gibi dillerde de yazıyorum çünkü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.